Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Surviving Mars'ta karşınızdayım agalar. Şimdi bilmiyorum, bakacağız nasıl bir oyun, göreceğiz. Dalalım şöyle direkt New Game deyip. Tutorial istiyor musun diyor. İstiyorum abi, ver. 5 tane tutorial varmış abi. Temel şeyler, expressions, maintenance, kolonistlerin tutorialı varmış, demoslar varmış. Salla abi. Tutorial istemiyorum. Fazlaydım. Geç. Biz oynayarak öğreniriz kral. En fazla batarız, bir daha yaparız. Ne olacak? Kamera sağda, biliyorum onu, bir şey gelirse oraya değiştireceğim. Diyor ki Difficulty Challenge %120. Severiz. Zor olsun. Kolay olmasın. Mission Sponsor International Mars Mission. Uluslararası Mars göreviymiş. Carbondioxid Products Unlock Jarchurt. Öz şeyler rastgele oluyormuş. Non-select. Bir şey değiştirmeye gerek var mı? Research 300. Metal 25 m. Research per dediği saniyede research süresi mi? Ha, easy, very easy. Very easy olması. Difficulty yükseliyor. Güzel. Russia aldın mı? Hard oluyor. Hard. Normallerden birini alırız biz. Türkiye olsaydı Türkiye'yi alırdık. SpaceX'in şeyi değil mi bu çakması? SpaceX. Güzel olmuş. Mavi güneş şeysi. Deep Metal. USA. Easy. Very easy. Very easy almayız ya. Love G Engineer. Açılıyorum. Europa alalım, geçelim kafadan ya. Rocket Sensitive. Karbondioksit bir şey diyor. Şimdi bunları tam da anlamadım ben ama. Start with a rare metal deposit. Metal deposit'le falan başlıyormuş. Bonusu varmış. %130 hızlı. Teach. Öğrenme ve araştırma yapıyormuş bunlar. Bunlar ne yapıyormuş? Jane R. Martin Patents. Alfa'nın Gains R. Bunu bilmiyorum ne demek. Recover while resting in home. Elleri geri dönüştürebiliyor muymuş? Doktor. Hydro Engineer. Su mühendisi. Su depozitoyla başlıyormuş. %25 daha yavaş su kaybediyormuş. Oligark. Parayla başlıyormuş. Parayla başlamaya gerek yok. Random ver geçelim ya. Random abi. Güzel şeyler var gibi. Don't Panic güzeldi aslında. Olmazsa. Hadi bunu alalım. Oyun kuralları, eventler yok, şunlar yok. Bunları salla. Şu random'da. Don't Panic, bu da random'da. Bunu random alabiliyoruz da random olmasın ya. Normalde olsun. Şu harf gelecek, patlayacağız direkt. Tamam, bu Europe'da olsun. Random, Don't Panic, random. Rename Colony. Our Colony. Ne olsun abi? Hikmet abinin görevi, kolonisi. Hikmet abi olmasın, dur, Mars ne olsun? Marslu olsun. Marslu. Güzel. Tamam. Next. Diyor ki Rocket'in diyor. Abi bu nasıl bir oyun? Daha başlayamadık. Kapı yiyeceğim. Rocket'in özellikleri mi diyor? Prefab Building. 4 tane 950M mi diyor? Drone Hub. Ha, bunlarla başlıyor. Bunları elemeyeceğim abi.
Ya 210 diyor. Put 0. Neden? Ha, bundan azaltı put alabiliyor muyum? Ha. Anladım. Tamam. Bu onda mıydı, 5'te miydi ya? Geri gelsem, ileri gelsem bir daha. Bitiyor zaten bir tane şöyle verince. Mekanik part alabiliyorum. Alabiliyorum. Yemek falan üretiyoruzdur herhalde ya. Sıkıntı, metal alabilirim. Bunu alabilirim. Drone alabilirim. Polimer mi alalım? Para mı gidiyor bunlar alınca? Para gidiyor. Abi bir şey almayalım o zaman. Tamam, böyle iyi. Para da dursun cebimizde. Next. Yürü. Dur, isim koyalım. Uçah. Rokete uçah demek de güzel yani. Devam. Colony site seç. Random. Şimdi diyor ki kum fırtınaları, meteorlar, metal varmış. Concrete varmış. Concrete çimento muydu? Öyle bir şey. Tamam, random da bu geldi, buna devam ya. Eksi 3 falandı da yani, dışarı çıkmıyoruzdur ki, ısıtma vardır herhalde diye düşünüyorum, bilmiyorum, bakacağız. Koloni kurma oyunu sonuçta aga. Onlar isteyecek, biz yapacağız yani, olay bu. Welcome to Mars Commander. Okey abi, hiç okumakla uğraşamayacağım. Şimdi sağ üstte kameram var, biliyorum orada bir şey var mı, yok. Diyor ki Landing site, iniş noktası oluştur diyor. Ver. Buraya mı oluşturman lazım? Overlaps deposit varmış burada. Şimdi neye göre yapmalıyız? Bence su deposit falan varsa oralara yerleşelim aga direkt. Görebiliyor muyum? Nerede ne var? Bir önce haritaya geçebilir miyim? Bir durdur oyunu. Geri gelemiyor muyum? Yaklaşıyor, uzaklaşmıyor. Map'i değiştirir misin? Kanks. Aha, değiştirdim. Güzel. Build area. Metal ve şey varmış. Concrete metal, concrete metal varmış. Su olan bir yer istiyorum abi. Polymer research konus metal varmış. Metal, cart, 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 cart. Ha, buna tıklayınca direkt oraya atıyorsa vardır ve bildiği diyerekten. Buraya bir yere yerleşelim ya. Çok da mühim değildir diye düşünüyorum. Ama tepede burası ya. Bu ne? Unexplored keşfedilmemiş sektör derken. Şu ne? Metal mi? Nereye yerleşeceğiz abi biz? Burası güzel ama etrafında hiç bir şey yok. Yani biraz zor olabilir. Orada en azından deposit falan bir şey vardı yani. Belki de temel ham madde odur, onu kullanıp büyüyordur falan filan. Yani şöyle atıyorum ya. Attım gitti abi. Olmadı. Place. Tamam, place de. Aa, başlatmadım işte. Okey. İniyoruz abi. Tamam. Bu ne? Metal Research Water. Buraya yerleşseydik olurdu işte bak. Oh. Tamam. Belki orası daha mantıklıdır. Geçişler güzel bu arada. Biz şeyi geçtik mi? Tamam. Okeyiz. Kamerada ne oldu ya, dedi. Bir şey yok şu an. Değil mi? Yok. Yok. Tamam, sorayım. WASD ile diyor gidersin diyor. Zoom diyor. Maksimum zoom diyor. M diyor. Okey. Onları zaten daha önce kurcalayarak çözdüm ben. B diyor ki B. Sağ tuş or B. Menüyü açar diyor. Tamam, sağ tuşla açmak daha keyifli olur. Large solar panel yap diyor. Large solar panel. Elektrik de dur. Large solar panel ver. Ne istiyor? Bir dakika. Tamam, bir yapalım da. Bağlantı mağlantı bir şey var mı? Bir olayın var mı? Al, yaptım.
diyor ki 3 tane bir şey lazım. Kiremit, tuğla. Bir şey lazım. Tamam, 3 tane bir şey. Neymiş o? Metal lazımmış. 3 tane bir şey değil. Tamam, öğrenmiş olduk. Oyun ilerliyor mu? İlerliyor. Yapılmıyor. Yapılıyor. Reisler Surface depozitten alıyor. Buraya götürüyor. Üçte bir oldu. Ne tatlı şeysin lan sen öyle. Tipe bak, gözleri var. Sallana sallana gidiyor. Grafikler hoş. Ne yapayım lan öyle? Manyak çocuk. Oha. Adım adım büyüyor. Çok iyi acı. Aha oldu. Aha. Animasyonlu falanlı filanlı. Wow. Wow. Güzel. Must be connected to a power consumer. Diyor ki pişi diyor, tak diyor, işi diyor, bitir diyor. Tak pişi bitir işi diyor. Nasıl takacağım? Power switch. String generator. Cable. Böyle ordum oluyor mu? 4 istiyor böyle. Hepsi 4 mi istiyor? Hepsi 4 istiyor. Al. Oldu mu? Move. Rising. Rising all. Salvage. Salvage'da mıyız ya? Geri dönüştürüp ne yapacağız bunu? Ney? Sagas Building Connector X Creator. X Creator istiyor. Buraya mı? Nasıl yapıyor? Ha, görecek şekilde. Ha, sağda yazıyor bak. 869. Hep 869 yazıyor. Bir tane mi kurulabiliyor buraya? Böyle ucundan versem, öbürünün ucunu oradan versem iki tane yer mi acaba? Tamam, 869 diyor. Research, great. Bir şeyi yok anladığım kadarıyla. Hani tam üstüne koymakla yanına koymanın arasında bir sıkıntısı yok sanıyorum. Öyle anladım. Kablo yaptınız mı abiler? Yapıyorlar. Power cable. Tamam, bunlar çaktırmadan yapıyor ya. Oradan buradan toparlayıp yapıyorlar. Yap abi. Yap küçük adam. Küçük Joe. Yap oğlum. Abi biz insan mı getireceğiz buraya? Ne yapacağız? Anlamadım ki, insanlar var mı? Ne yapıyorsun? Koloni kurulun değil mi oğlum? İnsanlar nerede? Dronlarla oyun oynuyoruz oğlum. İnsanlar yok mu? Taktım fişini. Anlamadım. Anlamadım hocam. Abi fişi taktık ya. Kablo değil miydi? Panel, large solar panel, wind turbine, string generator, accumulator power şey, akü pil işte yani. Power cable, power switch, switch ayıraç değil mi? Ayırmıyorum bu olayı. Bilmiyorum, şu an anlamadım. Şu an anlamadım Kral Lor. Kral Tor. Must be connected a power consumer. Consumer of power yet gelmiyor diyor. Güç yok diyor. Olmuyor diyor. Güçlük bir şey mi var mı ki şu an benim? Elektriğe ihtiyacım var mı? Yani elektriği kullanan bir şeyim var mı şu an? Bence yok. 5 tane üretiyoruz. Kullanım yok. Var mı? Power demand, store power, capacity, store power lasting. Tamam, buna lazım şu an. Bir dakika.
Sakiniz. Şunları öğreneceğiz. Cable'ı aldım. Buradan aldım. Alamadım. Bundan aldım. Alamadım. Buradan alsam. Blok mu? Ne bloğu ya? Niye ya? Şuradan alsam. Yiyor aslında şu an. Yiyor. Evet. Ye. Bağladım. Oldu mu? Şimdi bu buradan elektrik alıp buna verebileceğiz mi? Bunlar yer değiştirebiliyor muyum? Kabloyu tıklayabiliyor muyum? Tıkla. Tıklayamıyorum. Neden? Ne istiyorsun abi sen? Diyorsun ki power. Güç istiyorum. Must be connected to a power producer. Güç lazım diyor kazmam için diyor. Okay. Yaparız abi. Outpost specific type. Yani Türkçesi falan var mı oyunun? Hayır, my name değil abi. Option. Gameplay. English. Ah kalbim. Varmış abi. Varmış. 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 Diyor ki bir elektrik üreticisine bağlanmalı. Binaların bir tanesi güneş paneli, rüzgar türbini veya başka bir elektrik kaynağı tarafından üretilen elektriğe ihtiyaç duyuyor. Elektrik tüketen binalar, üreten binaların yanında olmalı veya onlara elektrik kablolarıyla bağlanmalıdır. Güneş panellerinin yalnızca gündüz çalıştığı ve üretilen ekstra elektriği elektrik kuyularına depolayabileceğini unutmayınız. İşte bak Türkçenin gözünü seveyim, anlıyoruz anasını satayım. İngilizce yok ki o kadar. Yine aynı anladık yani, sorun yoktu. Güç yok falan diye anlıyorduk yani o kadar da. Böyle daha keyifli olur yani. Daha nokta atışı her şeyi düzgün yapabiliriz. Tüketicisine bağlayın diyor bu da bak. Uyarı da o yani. Bunu bağladığında okey olacağız galiba. Bağlayıp bağlamadığını nereden göreceğim? Binalar falan. Akü yapmam lazım. Kafadan. Ve bu akü bunun yanındaysa bağlanmış olur mu? Mavi alanın içindeyse olur herhalde. Atıkın eseri inşaatı engelliyor. Polimer beton. İnşaat maliyeti. Tamam, ona bakacağım ona. Ona bakacağım. Sanırım bu şekilde olmuyor bu iş. Şuradan şuna bağlamak istiyorum ben abi. Sonra yıkma zımbırtısı nerede? Kaldır. Bunu kaldırmak istiyorum. Kaldır. Tıklayamıyorum ki. Her taşınabilir kaynaktan 30 kadar barındırır. Bazı kaynaklar drone benzinindeki diğer depoları transfer edilecek. Buradan çıkaracağını düşünürsek şöyle koyabilirim diye düşündüm, koydum gittim. Abi yıkma nerede? Kabloyu tıklayacaktım lan. Ha. Ctrl C. Bunu yık. Abi yıkma yok mu? Bina drone istasyonu. Drone istasyonu sabit bir komuta merkezidir ve Ultra K kumandan aracından, UK kumandan aracı bilmiyorum ne demek. Tamam, çok önemli değil abi, bakarız. Ben yaptığım şeyleri nasıl yıkıyorum onu merak ediyorum şu an. Radyo, ana menü. Bir şeyler oldu. Başka menülere girdik. Elektrik anahtarı, güneş paneli, üretim, yaşam mesleği, raporlar, kubbeler, evler, çatlarcıklar, su iyileştirme sistemi falan filan, arazi şekillendirme. Abi yani yıkma olmazsa olmaz ki. Yani yıkma olmayan bir oyun olmaz yani. Seç.
Abi ben buna niye tıklayamıyorum? Çıldırıcığım. Tamam, elektriğe bağladık bunu. Sıkıntı yok da. Pil lazım buna. Pilleri... Şöyle şöyle diz ya. Altıgan altıgan bir şeyler olaylar. Abi sen ne yapıyorsun burada? Git. Çıkar. Çıkarma, ekle. Nasıl çıkarmam ya? Keşif. Ha, keşfetmek için bu galiba. Olabilir. Tamam sen dur, dur burada, sıkıntı yok. Seni kullanmayacağız şimdi. Burada olay da iyiydi, neyse. Abi bir şeyleri nasıl yok ediyorum? Bulamıyorum. Kontrol tuşları nerede? Tuş atamaları. Yukarı kaydır, aşağı kaydır. Oyunu durdur, hızlan, yavaşla. Binayı çevir, inşa menüsü, harita görünüm, kaynak simgeleri, yörünge probu, kamerayı sıfırla, radyo, ikmal ekranı, gezegen, dönüm noktaları, parçalama seçin. Delete mi gerçekten? Ama çok saçma lan, bu ne? Gerçekten böyle lan. Abi bu ne? Aha yıktık. O bir tık saçma olmuş gibi. Delete'le yapamayız biz onu. EQ döndürüyor. R bir işe yarıyor mu? R. R'de bir şey yoksa R'ye koyarım ben onu bu arada. Neyse şu an için kalsın. Tamam, bunlar bunu topluyor. Şimdi görevimiz ne? Bağlı olmayan elektrik şebekesi. Nerede abi? Bağlı olmayan derken? Bağlı olun. Anlamadım. Tamam. Yeni güncelleme. Tamam. Okumayı okumayacağım şimdi seni. Araştırmamız var abi. Boş yuva. Tamam. Biyoteknoloji var, mühendislik var, robotik var, fizik var, sosyal var, devrimsel teknoloji var ve bayağı gidiyor. Bu ne oğlum? Bu ne? Mars patentleri. Wow. Su iyileştirme. Higroskopik sıvılaştırıcı. Hem sıvılaştırıcı yükseltmesi, su üretimi %50 oranında artar. Kargo alanı 10 kilo artar. Taşıyıcı kaynakları daha hızlı hasat eder ve depo alanı 15 artar. Dronlar ve roverlar %20 oranında daha hızlı hareket ederler. Ver. Taşıma robotik. UK taşıyıcıları mı kullanıyoruz biz? Bu ne? Kaşif bu. Bu ne? Drone. Bu ne? Drone. Bu ne? Drone. Bu ne? Drone. Biz şey kullanmıyoruz o zaman. Taşıyıcı. Drone kullanıyoruz. Tamam, dronlarımız var. Dronları upgrade'ledim direkt. Nerede o menü? Ha. Dronları upgrade'le. Proplar ucuzlar ve derinlemesine tarama yapabilirler. Prop kullanmıyoruz. Yüzey altı ısıtma. Yeni bina. Yüzey altı ısıtıcı. Soğuk alanlarda yerel sıcaklığın seviyesini arttırır ve yakındaki binaları soğuk dalgalarına karşı korur. Su tüketir. Sinematik mühendisler ve botanikçiler uzmanlık alanında çalışırken performansı artar. Su iyileştirme ver. Bunu ver. Yakıt sıkıştırma. Kargo alanı artar. Yakıt bölümü tüm roketleri açık. Yakıttan tasarruf edip şeyi arttıracağız. Okey. Düşük yer çekim, çok katlı bina. Yeni bina, apartman açıyor. Tamam, şu an gerek yok. Şu an bir şey çıkarıyorum ben. Bu ne? Bu bölgeden doğan dışı olan dışı sinyaller alıyoruz. Bir UK akış aracı analiz edebilir. Gel. Bu burada ne güzel vardı ya. Bunu nasıl edeceğiz? JTRL 3 mü?
Ha, okey. Yörünge robotu. Proplar haritadaki bir sektör alanında tarar ve bölgedeki yatakları ve anomalileri ortaya çıkarırlar. X ile prop kullan. Okey, kullanırız. Burayı diyor kullan diyor. Wow. Wow. Biz çok boş bir yere yerleşmişiz ya. Kargo roketi, yolcu roketi, tedarik kapsülü. Abi diğer menüye geçmek istiyorum ha. Su falan yok ki burada, nasıl olacak? Tamam, dönüm noktasına ulaşıldı. Mars'ta su bul. Sol 2. Bulduk. Analiz et. Tamam. Bunlar questlerimiz abi. D8 sektörü tarandı. Evet. Sondaj testleri görev oldukça kaynaklar dışında artık atık kaya da üretilir. Atık kayalar çöplüklerde depolanır ve veya sondaj testlerinin etrafında aratabilirler. Atık kayaları taşıyacak yeterli drone olmadığı takdirde sondaj testleri geçici olarak çalışmayı durdururlar. Tamam. Ekskavatör mü yapacağız buraya? Hayır. Suyu bununla çıkartamıyoruz. Suyu suyla mı çıkartacağız? Oksijen üretir. Toz fırtınası sırasında üretim yapamaz. Beton sondaj tesisi, metal sondaj tesisi, polimer fabrikası, makine yakıt rafinerisi, elektronik aksam fabrikası. Bunların hiçbiri değil. Drone istasyonu. Tünel. Sensör kulesi. Ben neredeyim ya? Droneları kontrol eder ve onların farklı görev bölgelerine dağıtır. Bilmiyorum. Bu ne? Elektrik üretir. Jeneratör kapalı iken tozdan korunur ancak daha az elektrik üretir. Yapı bir bakım bir. Onun elektrik üretiyormuş. Bir bakımı varmış. Okey. Suyu nasıl çıkarıyoruz? Ben su çıkarmak istiyorum acı. Bir yatak gerekli. Abim nadir metal sondaj tesisi. Sondaj. Bunlar değil. Su. Temel su tesisi lazım. Su sondaj tesisi buradaymış gördüm. Okey abi, benim hatam. Diyor ki elektrik gerekir buna. Faal drone kullanımından çok uzak. Drone alanı yok diyor. Buraya diyor yapamayız diyor. Yani şey olmaz diyor. Dronelar diyor buraya gelip diyor nasıl çalışacak diyor. Sen salak mısın diyor. Bunu analiz ediyor mu? Şunu bir hızlandıralım aga. Yavaş. Ne oldu? Araştırma tamamlandı. Başarım kazanıldı. Tamam. Suya doğru gitmem lazım. Ve buraya roket indiremiyor muyum? Dünyaya geri dönebilir diyor. Derin kaz. Bilim insanlarımızdan biri tarama verisinin yeniden analiz etti ve varlığının farkında olmadığı kaynak yataklarının izlerini buldu. Veriler doğru görünüyor ama ekipmanlarımız bu yatakları tespit edebilecek şekilde kalibre edilmiş durumda değil. Çalışma arkadaşlarının yaptıkları keşiften ötürü kutluyor ve şimdi ne yapılması gerektiğinin kararını veriyorsun. Koloninin yakınlarında birkaç tane yeni kaynak yatağı keşfettim. Kumandan profili astrolojist değil, arama modellerini düzeltir. Derin tarama teknolojisini indirim. Derin su sondajı ve derin metal sondajı teknolojileri açılır. Bütün yeni yataklarda ek kaynak. Teknolojileri açmama gerek yok. Teknolojiler açılır zaten. Derin tarama teknolojisinde indirime de gerek yok. Bence fazla kaynak olması daha mantıklı. Kaynaklar bitmesin abi. Sen analiz yapsan kanka. Ben buradan buraya gidemeyeceğim ki.
Wow, bu ne? Niye böyle bir şey vardı bu? Oh shit. Mars yüzeyinde bulunan anomalileri analiz edebilir. Görev atamaları bilgi panelinden düğmelerle veya kullanılarak yapılabilir. Shift yapıcı sırayı düzenleyebilirsin. Ha, burayı ara, burayı ara, burayı ara yapabiliyorum. Şöyle mi? Bir. Böyle. Sen burayı bir keşfet abi. Sen buraları bir keşfet kral. Oraya mı gideceksin gerçekten? İptal abi. Tamam, sıralarım belli bak. Bunu araştıracağım. Umarım başarabilirsin Kral Top. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazıyor bak. Git araştır. Bilmiyorum. Anlamadım. Okey. Üretiyor mu abi bu? Üretiyor. Onda bir depolanmış atık kaya. Sol başında üretim, depolanmış beton, depolanmış atık kaya. Bina çalışamıyor çünkü pil yok. Pil ne oldu? Var depo. Durum. Depolanmış elektrik yok. Tamam. Üretimimiz durmasın hacım. Al. Bunda ne var? Bir şey yok, boş. Yakıt ikmali yapılıyor, boş. Drone, 6 tane drone var, hizmet alanı. Ha, bu alan içindekilerin hizmetini yapıyor. Okey, güzel. Bu roket bir sonraki yolculuğa henüz yakıt ikmali yapılmadı. Yakıt su bazlı çalışan yakıt rafinerisinde üretilir. Ardından dronlarla rokete yüklenir. Atmosferden su üretir. Diğer sıvılaştırıcıya yakın olduğunda üretime düşer. Toz fırtınası üretim yapamaz. Tamam, üret. Ya şuradaki işaretler ne? Bir şey bozuluyor mu yani bunu buraya koyarsam? Koydum. Hiçbir fikrim yok. Yapın abi. 2x'i hızlandıralım. Research mi bitti? Tamam, sakiniz. Tarlayı açar, aç. Maksimum drone sayısı 80 artar. Yani çok da gerek yok gibi. Isıtma, ısıtma. Araştırmayı artırır falan diyor. Ya bina mina ver işte bir şeyler ya. Yakıt alan da aç. Tamam, yerde olmuş zaten o değil. Yapıştır bir şeyler sen. İstenilen miktar 3 derken. Dronlar, mekikler, burada istenen her kaynaktan en az 3 adet depolamaya çalışacak. Mantıklı. Hepsini 3 tane getirecek. Fullemeye çalışmayacak yani. Mekik ne oğlum ya? Mekik nerede ya? Elektrik yok. Türbün de dönmüyor. Ha, inşa ediliyor daha o. Okey, ilerle. Şimdi su mu üretecek bizi? Su tüketicisine bağlanmalı.
koydum. Koydum. Bundan buna depoladı. Gibi bir şey oldu herhalde şu an. Tamam, ha buradan hepsini öğrenebilirim. Güzel. Hem lazım olursa bakarız abi. Suyu çıkaracağız herhalde şu an. Su geliyor gibi bir şey oldu. Yakıt üretmek için suyla ilgili bir şey diyordu. Rafineri falan diyordu. Nerede o? Gerek yok onlara. Nem sıvılaştırıcı inşa edebilmek için nem işleme teknolojisini araştır veya yapıyı dünyadan prefabrik olarak getir. Kubbeler, depolar, yaşam desteği, üretim. Tamam, bana üretim lazım. Yakıt rafinerisi lazım. Ne istiyor? Tüketim diyor. Elektrik ve su tüketir diyor. Yakıt üretir diyor. Üret abi. Şurada üret. Buna doldurun ince ince. Kıyın kıyın doldurun abi. Niye 3 tane yapıyor? Fark etmez yani. Ya. Tamam. Oksijen kullanılarak atmosferden elde edilebilir. Gelecekteki kolonistlerin hayatta kalması son derece önemli olduğunu, oksijen tanklarında oksijen depolamak şiddetle önerilir. Bütün yaşam destek binaları gerekli yerleri buralarla bağlanır. Tamam. Şimdi bu üretiyor mu abi? Galiba üretiyor. Su çekiyor, üret. Evet, üretiyor abi. 0.8 oldu. Doldurun ya depoyu. Doldur. Dünyaya gideceğiz abi. Tamam. Tamam, okeyiz. Oraya gitmemize gerek yokmuş yani. Atmosferden falan çıkartabiliyormuşuz zaten bunları. Tamam, oksijen üretelim. Neyden üretiyor? Tank. Tank yapmayınca önce üretim yap. Burası su zımbırtıları olsun. Burası oksijen zımbırtısı olsun. Borularla taşıyoruz zaten. Drone merkeziyle falan da hallederiz. Bu alanın için her yere yerleşebilirim herhalde. Bilmiyorum. Bakacağım. Bakıp çözeceğiz abi. Bakıp çözeceğiz. Elektrik lazım diyor. Kral diyor bana diyor. Verelim abi elektrik. Resources are low. Böyle oluyor mu? Birbirine bağlanıyor mu yani bu? Bilmiyorum. Çalışmıyor diyor. Tamam, çalışmasın abi değil. Şöyle biraz akı yap. Bir saniye arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet agalar, evet agalar. Devam ediyor muyuz? Geldim, buradayım. Evet, tamam. Şimdi bu bağlandı. Diyor ki... diyor ki... Verebileceğim bir yer lazım. Ver. Koru. Ver. Tamam, o ona dolduracak. Suyu dolduruyoruz. Oksijeni dolduruyoruz. 2 tane borudan çekiyor mu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yakıt doluyor mu? 8 tane dolmuş. Güzel. Güzel. Bu ne alemde? Ne yapıyorsun kral? Ne yapıyor ya? Kubbelere geleceğim abi, bir dakika.
çalışıyor mu bu? Anlamıyorum ki. Kubbeler. Gelecekte Mars konusları için inşanabilir mega yapılar inşa edilebilir edilmeleri için büyük zaman ve kaynak gerekir. İlk kubbeni nereye konumlandıracağını dikkatli planla. Su ve oksijen iletebileceğin içindeki kolonistlerin yakınlarında çalışabileceği noktaları olan bir yer olmalı. Tamam, yani dibine koyacağız zaten, şuraya verip koyacağız hemen. Elektrik yok diyor. Tribünümüz var, şeyimiz var. Elektriğim üretimim yetiyor mu yetmiyor mu? Nereden görebilirim? Akütör koyuyorum buraya. Bunlar depoluyor mu? Depolanmış elektrik 11, 8. Tamam, depoluyor bunlar. Su üretiyor bunlar. Su ve şey. Tam donanımlı kubbe hem inşa edilmek için hem işleme teknolojisini araştırman lazım. Daha fazla alan sunan ancak silindir binalar için yeri bulunmayan alternatif bir kubbe tasarımı. Birbirine yakın kubbeler arasında bağlantı. Taşıtlar ve dronların geçitlerin üzerinden geçebilmesine olanak tanır. Son derece sınırlı bir yerleşim yeri sunan ve silindir bina kapasitesi bulunmayan en ekonomik kubbe tasarımı. Bunu yapalım. Bu neden? Ben mikro deyince böyle ufak bir şey oraya atacağız falan sanmıştım. Şimdi ney bunların olayı, ben anladım ki. Koloninin ilk günlerine uygun küçük bir kubbe. Koloninin erken günleri için uygun küçük boyutta bir kubbenin yanı sıra su ve oksijen üretim tesisleri ve depolamaları da sağlar. Üretim de yapabiliyormuşuz içinde. İnşa yapılan su yapıları içerir. Küçük kubbe, moksil, iki nem sıvılaştırıcı vesaire içeriyormuş. Nem sıvılaştırıcı inşa edilmek için nem teknolojiyi araştırmam gerekiyormuş. Tamam, tam donanımlı kubbe çok daha mantıklı. Nerede ki o? Bilinmeyen teknoloji diyor oğlum. Yükseltme diyor. Toprak adaptasyonu diyor. Yani gelince göreceğiz onu. Tamam. Daha fazla alan sunan ancak silindir binalar için yeri bulunmayan alternatif bir kubbe. Silindir binalar için yeri bulunmayan. Silindir bina. O ne demek? Mikroyu kullanacağım. Tüketimi çünkü az. Ben mikroyu koyarım abi. Mantıklı geldi. Şu an bana şunun yanına yapıştıralım şöyle. Suyu doğrudan çekeriz. Şöyle koydum abi. Sonra buradan boru asılalım buna. Evet. Evet. Tamam, su ve oksijeni bağladım. Şu an okey olmuş olmamız lazım. Bunlar ne? Kolonistler 0 yok. Turist yok. Ev yok. İş yok. Atık kaya 14. Prefabrik yapı 2. Yakıt 1010. Elektronik aksam 10. Polimer 0. Nadir metal. Demir, metal, enerji yetmiyor. Evet. Bakım maliyeti var bunun ama koysak mı? Koymayacağım ben. Bunun kısa yolu var mı? J. Alın abi size elektrik. Rüzgarın var mı? Kısa yolu yok. Okey. Döndürsem. Aynen. Böyle yap, poz yapar gibi yap, poz. Çat 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 çat. Tamam, güzel. Elektriği hallettiğimi düşünüyorum. 40 tane ne istiyor? Beton. Betonum var mı benim? Beton.
Yok. Nasıl hareket? Beton yok. Beton sondaj. Bu beton mu üretiyor? Beton üretiyor. Tamam, beton geliyor o zaman. Sorun yok. Beton üretiliyor abi. Beton geliyor abi. Sıkıntı yokmuş. Betonumuz geliyormuş. Beton geliyor. Bunlar metal. Beton burada üretiyor. Burayız. Öncelik falan vermeye gerek yok herhalde ya. Kaynak sıkıntısı derken. Yok, bir şeyde sıkıntı yok abi. Gayet hepsini yaptık yani. İki tane de pil atalım abi, ne olmaz ne olmaz. Batarya atalım şuralara. Aynen. Hepsini bir noktaya koymak aslında saçma bir fikir gibi geldi şu an. Çünkü oyun başlarken meteor falan diyordu. Düşünsene, oraya meteor düştü. Bitti. Buralar araştırılıyor mu acaba? Sen niye duruyorsun abi ya? Sen niye duruyorsun ya? Araştırsana be birader. Bu nasıl çalışıyor, ben anlamadım. Sen böyle gidiyor mu şu an oraya? Bilmiyorum. Takılsın, o şu an keşfete bir işim yok. Bir şey keşfedeceğim bir şey yok yani. Bir madde, bir şey lazım değil şu an için. Her şeye erişimim var şu an. Betonum var. Suyum, oksijenim var. Okeyim şu an. Üretiliyor mu? Üretiliyor. 35 oldu. Tamam, biraz hızlandırabilirim. Şurası bitsin. Bir görelim ne oluyor. Yakıt doluyor mu abi? Oh, 30 dolmuş, güzel. Yakıt da oluşturuyoruz bir yandan. Ufak ufak doldursunlar ya, insan yok. Bir şey yok zaten şu an. Kendi kendine dönen bir sistem aslında. Şimdi maddeler yetersiz gelmeye başlayacak. Metaldir, carttır, curttur. Şimdi mesela beton istiyor. Makine parçası istiyor. Makine parçası olmadan üretemeyeceğiz. Gibi gibi sıkıntılar çıkmaya başlayacak. Onlar çıkmaya başlayınca halledeceğiz, göreceğiz. 2x sağ. Kolonistler kubbelerin içindeki yaşam alanlarında yaşar. Temel yaşam alanının adı yaşam kompleksidir. Okey abi. Doğumlara izin verildi. İş için gerek geçitler kullanılmasın. Hizmetler için geçitler kullanılmasın. Yeni kolonistlere açık. Evet. Elektrik üreticisine bağlanmalısın. Tamam. Ya yanında bu kablo olduğunda alıyor mu direkt? Onu tam anlamış değilim. Şuradan al abi. Bak, sarı. Böyle sarı oluyor. Alıyor yani şu an. Benim anladığım. Şu an alıyor olması lazım. Abi çok iyi değil mi? Oturma alanları mı bunlar? Futbol sahası gibi bir şey la bu. Tamam, bağlandı mı? Yeterince su yok. Niye? Suyun hepsini şey mi çekiyor? Yakıttın bırak. Onu mu satayım, ne oluyor? Abi bir tane çekiyor bu. Depolanmış su yok. Bu çekiyor çünkü. Bu kaç üretiyor ki? Bir üretiyor, bir tüketiyoruz şu an. Birebir. Anladım hocam. Tamam, suya gerek yok şu an. Yakıtı dolduralım. Bunu kapatırız. 0,5 su istiyor. Bir üretiyor. Kafi olur, ya da iki tane koyalım. Kafa rahat olsun. Ama mı? Nem sıvılaştırıcı. Ver. Patladık.
Açmamız lazım onu. Kanka biyoteknolojiden yardırsan ya. Tamam, bu dolunca olacak büyük ihtimal zaten ya. Yakıt da olsun, insanları getirelim bir bakalım ne oluyor. Ya da insanları diğer bölümde getiririz aynen. Öyle yaparız. Ben de yoruldum zaten iyice. Diğer bölümde insanları getiririz. Koloniyi adam akıllı oturturuz. Yapılacakları yaparız. İlerleriz acı. Burada bir save'imizi alalım biz. Oyunu kaydet abi. Bir de. Tamam be. Bir kaydımızı alalım. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.